Merhaba. Hoş geldiniz. Ben yeni edebiyat öğretmeni İlyas Çiçek. Hoş bulduk. Sizi bekliyorlardı. Sağ ol. Buyurun. Sevgili öğretmenimiz, Şahin'den gelen ilk mektup bu. Onu kovmakla kalbimizden de çıkarabileceklerini sanıyorlarsa yanılırlar. Hep kalbimizde olacak yeri. Mektubuna sevgili öğrencilerim diye başlamış. O da bizi her zaman sevgili öğrencileri olarak görecek. Sizi ne kadar özlediğimi bilemezsiniz. Ya biz seni ne kadar özledik biliyor musun? Şimdi İzmir'de sizin gibi şirin kızlarla dolu bir sınıfla baş başayım. Onu elbette bizim kadar sevmeyecek bir sınıfla. Şimdi yanınızda olabilmek için neler vermezdi. İşte kalbi bizimle gene dop dolu. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Sizin Şahin'iniz. O bizim Şahin'imizdi. Hepsi bu kadar mı? Evet. Biraz kısa ama anlamlı bir susma gizli içinde. Arkadaşlar, Şahin öğretmenin kovulduğu günü sınıfımızın yaz günü ilan ediyorum. Karşı oyu olan var mı? Alçakça bir iftirayla Şahin öğretmeni bu okuldan kovduranlar şunu unutmasınlar ki onun yerini kimse dolduramaz. Evet. Görüyorum ki çok genç ve tecrübesizsin. Ama bu yanlışlık yapmanıza yol açmamalı. Burası bir kız okuludur. Dikkat isterim. Kız okulu demek ahlak, terbiye ve iffet demektir. Bu okulun soylu bir geçmişi vardır. Yıllardan beri alnına bir tek leke sürülmemiştir. Okulun namusuna halel getirenler af beklemesinler hiçbir zaman. Bakın İlyas Bey, kız öğrenciler evlatlarınız olacak. Bunu hiçbir zaman unutmayacaksınız, evlatlarınız. Ona göre. Şahin adında bir alçak, sınıfın ona gösterdiği yakınlığı suistimal etti. Bir hocanın kurmaması gereken ilişkiler kurdu. Unutma, dedikodu çıktığı an her şey bitmiştir. Adı lazım değil, sınıftan bir kızla eğitim dışı amaçlarla bir arada görüldü. Hemen duruma el koydum ve gözünün yaşına bile bakmadan Şahin Bey'i kapının önüne bıraktım. Tamam mı İlyas Bey? Tamam efendim. Gözüm hep üstünüzde olacak. Evet, Şahin öğretmenin mektubu az sayıda çoğaltılmıştı. Edinmek isteyenler buraya. Kar gayemiz yok masrafına. Ve yanında yakışıklı hocamızın bir resmi. Herkesten almak mecburiyetinde değilsin. Hele Şahin hocayı sevmeyenlerden hiç. Ben daha sonra versem olmaz mı? Olmaz. Ver. Bütün param bu kadar. Ah şöyle yola gel, domuzdan kıl koparmak kardır. Evet, hadi bakalım. Sevgili öğrenciler. Çocuklar. Ne bilin? Gül çok güzel bir şiir yazmış. Ne? Hadi sene kız, utanma. Şahin Hoca için. Oku hadi, oku! 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 Sen gönlümüze konan bir Şahin. Sen ruhumuzu okuyan bir kahin. Sevgili öğretmenimizsin sen Şahin. Kahrolsun seni bizden alan hain. Kahrolsun! Kahrolsun! Bunun hesabını soracağız! Soracağız! Şahin'in yerine kimseyi koydurmayacağız! Koydurmayacağız! Oturun çocuklar.
Size güzel bir haber vermek için geldim. 2 haftadır boş geçen edebiyat derslerinize artık yeni bir öğretmen gelecek. Yeni edebiyat öğretmeniniz İlyas Çiçek. Sizi sınıfla baş başa bırakıyorum. Müsaadeniz. Oturun arkadaşlar. Bu benim ilk öğretmenlik günüm. Belli oluyor, değil mi? Adım İlyas Çiçek. Çok kolay bir isim, değil mi? Efendim? Salakça. He? Anlamadım. Sıktı ama. Ben kendimi tanıttım. Şimdi sıra sizde. Kim başlamak ister? Siz. Hı? Evet. Kim, ben mi? Size söylüyorum. Kendinizi tanıtır mısınız? Adım Seval Yücel. Bu kadar mı? Göbek adım da Fatma. Bir insanı tanımak için daha fazla konuşmak gerekmez mi? Adamına bağlı. Kendinizi tanıtmanızı bekliyorum Seval Yücel hanımefendi. Yaşım 18. Kastamonu'da doğdum. Babam memur olduğu için şehir şehir gezdim Anadolu'yu. En çok İstanbul'u severim, ne de olsa kalabalık yer. Çiçeklerden gülü, meyvelerden çileği tercih ederim. 2 kardeşim var, en büyükleri benim. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. İnşallah. Vallahi billahi hiç güzellik yarışmasına katılmadım. Ölçülerim 40, 60, 80. Yeter mi? Devam edeyim mi? Çok teşekkür ederim hanımefendi. Oturabilirsiniz. Merci. Bu sınıfın mümessili kim? Benim. Adım Demet Gökçe. Emrinize amadeyim. Estağfurullah. Emir ne demek? Karşılıklı birbirimize yardımcı olacağız. Ondan hiç kuşkunuz olmasın öğretmenim. Sınıf listesini hazırlar mısınız bana? Baş üstüne. Emir değil ki bu. Rica ediyorum. Ne yapacağız bu kroyu? Bir dakika. Bu arada not defterim için birer vesikalık fotoğrafınızı rica ediyorum. Ne o? Artist mi yapacaksınız bizi? Ne demek o Allah aşkına? Nereden çıktı şimdi bu artist lafı? Şaka mı bu? Şaka! Şaka! Vallahi şaka! Herif 0 numara, geri zeka. Toplantıda Feyyaz Bey'le görüşecek. Öyle. Çok affedersiniz. Ya okudum. Siz su içer misiniz? Teşekkür ederim. Birini mi aramıştınız? Yok, hayır. Burası öğretmenler odası. Biliyorum, öğretmenler odası. Anlamadı galiba. Yani buraya öğretmenlerden başkası giremez çocuğum. Özür dilerim. Kendimi tanıtmayı unuttum. Ben yeni edebiyat öğretmeni İlyas Çiçek. Oturabilir miyim? Bizim sınıf çok yaşa! Yaşa! Bizim sınıf çok yaşa! Gene mi inekledin? Maç nasıl geçti? Aldık ama zorlandık. Ne de olsa Nurgül yoktu. Demet, sen kardeşiyle konuşuyordun. Bir haber var mı? Bir şey kalmamış. Ense yapıyor Allahsız. Ay, yarın gelecek. Yeah.
Ne o? Gene Şahin öğretmenin resmine bakıyorsun. Ne yapacağız Demet? Ne ne yapacağız? Şu İlyas olacak Kruya diyorum. Teslim mi olacağız? Ne teslim olması? Onu anasından doğduğunu pişman edeceğiz. En çok bir ay sürer. Sonra geldiği yere. Çemişkezi yallah! Of, şaka bir yana arkadaşlar. Kafa kafaya verip düşünmeliyim. Arkadaşlar! İlyas çiçek mi böcek mi neyse. Bu mahlukata karşı yıldırım harekatına var mısınız? Hayır! Sloganımız böcek gidecek, pislik bitecek. Böcek gidecek, pislik bitecek. Bu yaratıktan kurtulmadan rahat uyku var mı arkadaşlar? Yok! Okulda hem yatılılar hem de gündüzlüler var. Bunu unutma. İyi akşamlar hemşire. İyi akşamlar Müdür Bey. Efendim, bundan sonra burada kalacaksın. Ha bak, okul sana emanet. Tamam mı? İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Çok güzel olmuş değil mi Gülhan? Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Yemekler iyi mi bari? Ne o? Niye yemiyorsunuz? İştahım kaçtı birden. Tadı kaçtı gene yemeğin. Yemeklerin içine de böcek düştü. Bu akşam büyük bir deprem olacak görürsünüz. Sürpriz. Geceyi bekleyeceksiniz. Kurban olayım sizleri ne kadar özledim. Oluyor ya. 1-0. Maç başladı. Gelin bakalım buraya. Şimdi size yataktan düşüp nasıl bayılınır göstereceğim. Önce bir böcek bulunur. Odaya tıkılır. Yatağa atılır. Yatak çöker. Böcek iki sekten serilir. Bacakları havaya fırlar. Bir güzel bayılır. Böcek gider. Bu iş biter. Hadi kalsın artık. Hadi kızlar, sabah oldu. Böcek geldi. Ne çabuk kalktı bu böyle? Boynu kırılmıştır inşallah. Ne dersin, iyi uyumuş mu? Niye uyumasın ki? Yerde yatmaya alışıktır. Ne de olsa daha iyisi. Aa, Nurgül geldi. Selam millet. Selammış katırım hepinize. Evet. Geldik. Çocuklar. Merhaba. Merhaba çocuklar. Benim adım İlyas Çiçek. Ne çiçeği, ne böceği Allah'ın? Orada oturan kara kuru herifi görüyor musun? Ha?
Hangi herifi? Şu Hademe kılıklı herifi mi? Sıkı dur. İşte o zat-ı muhterem, yeni edebiyat öğretmenimiz, pek sayın İlyas Çiçek. Tanrım, olamaz. Oldu bile, oldu da tepemize çıkıp oturdu. Ona iyi bir numara daha çekelim mi? İşte buna hayır diyemem. Bu sabah Ayten Hoca erken gelir. Derse girmeden önce tuvalette son numaralarını tekrarlar. Ama içeri böcek de girerse ne olur? Başlarız elimizde. Ne duruyoruz öyleyse? Hadi vallahi erkekti. Yemin ederim demin erkek yazıyordu. Dikkat! Günaydın arkadaşlar. Sağ ol! Nasılsınız? Sağ ol! Siz de sağ olun. Arkadaşlar, artık klasik yöntemleri bir kenara koymamız gerekli. Her alanda olduğu gibi beden eğitimi alanında da yeni bilimsel yöntemler yaygınlaşıyor. Artık öyle sağa sola eğilerek kültür fizik yapmak yetmiyor insanlara. Artık insanlar aerobik yapıyor, aerobik. Yani müzikli jimnastik. Öf, yine başladı. İnanın arkadaşlar, aerobik yaptıktan sonra jimnastik dersi daha zevk verecek size. Hele kendinizi müziğin ritmine kaptırırsanız aerobiğin yararını hemen göreceksiniz. Evet. Şimdi hep birlikte aerobik yapacağız. Stretch. Ben hazır olunca hemen başlıyoruz. Really stretch it out. Left, stretch. Six, stretch and left. Başlıyoruz. Seven, stretch. Ayak. Left, stretch it out. Eight, stretch and left. In stretch. Now pull over to the right side. One, two, three, four. Four and right. Ne oluyor orada? Vıdı vıdı. Ne konuşuyorsunuz? Hiçbir şey konuşmuyorum hocam. Söyle bir şey mi oldu yavrum? Şey hocam, o manyak adam arkada. Hangi adam? Hani tuvalette sizi şeyden.
8. Now bend your knees, reach way out. And swing through. Out. And swing through. Nasıl okuyor? Siz dönünce hocam. Evet. Ay söyleyemem hocam. Söyle diyorum yavrucuğum. Şey hocam, eliyle garip hareketler yapıyor, ayıp şeyler. Emin misin evladım? Herkes gördü hocam. Ya. Siz devam edin. Arkamdan. Kör bir siz öyle kol hareketleri yapıp kalkta okuma numaraları ha? Ben bu okulda manyak yaşatmam. Bunlar benim kızlarım sayılır. Senin gibi sapıkların eline kalmadı onlar, tamam mı? Dayamadım. Demek tokadı yapıştırdı. Hem de 3 kere. Hiç dinlemez. Başına dert aldım bir kere. Vallahi benim hiçbir şey yaptığım yok. Ama nedendir anlamadım. Taktı bir kere. Okul değil manyaklar tekkesi. İpini koparan geliyor. Ne oldu yine Ayten Hanım? Yeni gelen edebiyatçı. Ne edebiyatçıymış? Herif manyak. Bugün kadınlar tuvaletine daldı arkamda. Aa! Derste de bahçeye çıkıp kızlara ayıp ayıp işaretler yap. Ah, başımıza gelenler. Seninki gelmiş. Hilmi Bey bu kadını yine üstüme saldırmasın. Korkma, biraz heyecanlıdır o kadar. Gözüne ilişmemeye bak birkaç gün, yeter. Hilmi Bey, öğrencilerle diyaloğunuz nasıl? Anlamadım, ne diyaloğu? Yani anlaşabiliyor musunuz? Niye? Anlaşmak zorunda mıyım? Ama... Bak İlyas Bey kardeşim. Ortada... diyalog değil, monolog var. Yani kendi kendine konuşabilirsin ancak. Çünkü öğrenci seni düşmanı olarak görür sadece. Şimdi, hiç Bey... konuşma, hiç konuşma. Çok değil. Bir ay sonra gene konuşuruz. Günaydın arkadaşlar. Günaydın hocam. Oturun. Nasılsınız? Sağ ol. Bu ne bu Allah aşkına? Biyoloji dersinden kalmıştı hocam. Böceklerin çiçeklerin döllenmesindeki rolünü anlatırken çizmişti Hamide Hanım. Ya, pek ilginç bir konu. Ya bu eşittir ne? O da herhalde matematik dersinden kalmıştır hocam. Ha, ama tesadüf ha. Benim soyadım da çiçek. Yani çiçek eşittir böcek oluyor. Yani benden söz ederken İlyas Böcek diyorsunuz. Biz de okulda hocalara böyle adlar takardık. Neyse ki benimki o kadar kötü değil. Daha kötüsü de olabilirdi. Yine de yüzüme karşı çiçek demenizi tercih ederim. Kendi aranızda böcek derseniz deyin, karışamam tabii. Peki, dersimize başlayabiliriz. Hocam. Evet Demet Hanım. Öğretmenim, dün hasta olduğu için gelemeyen bir arkadaşımızı tanıtayım size. Clara, kalk, ap ap, hoş geldiniz. Clara, İsviçre'den misafir öğrenci olarak aramıza geldi. Dersten önce konuştuk da, en çok sizin dersinize önem veriyor. Evet, evet, ben çok önem veriyor size. Çok önem veriyor. Türkçesi çok zayıf öğretmenim. İnşallah sayenizde düzeltecek. Evet, evet, inşallah Türkiş kebap. Benim konuşmam da iyi değildir. Bozuktur. Farkındasınız. Ama anca bu kadar düzeltebildim. Ne yapayım? Ne diyor? Bozuk, bozuk diyor. Clara özellikle şiir okumanızı istiyor. Çok şey öğrenecek bundan. Evet şiir. Hocam siz bana şiir okur. Okurum Clara. Demet Hanım beceremeyişime gülse de... şiir okurum. Hem de çok severim şiir okumasını. Ne güzel yazınız var Clara Hanım. Çok kötü konuşuyor ama güzel yazıyorsunuz. Bu Nurgül de
Arkadaşımızın göbek adı oluyor herhalde. Yeter. Bu kadar şaka yeter. Açın bakalım kitapları. Konumuz Türkiye'de romanın başlangıcı. Şiire sonra geleceğiz. Olmamam için bir neden var mı? Gene mektup yok mu? Şahin Bey bizi unuttu anlaşılan. İyi ya, yerine İlyas böcek var işte. Her yerime böcekler üşüyor zaten, sus Allah aşkına. Susayım susayım da, böcek iyice yerleşti okula. Ne oluyor? Farkındayım. Şiirler yapmamız gerek. Ama ne? İyice başını belaya sokmalıyız herifin. Hey millet, ne kaynatıyorsunuz orada? Fitne çorbası. Ben de limon olayım mı? Hiç sensiz olur mu Allah aşkına? Seni bekliyordum. Nasılsın Selim Bey? Hı? Oh İlyas Bey, gel gel gel. Diyalog ne alemde? İyi iyi. Yavaş yavaş çalışıyoruz ama alışıyoruz. Ne oldu? Bir şey mi var? Yine çöp yapmışlar dışarıda. Gelirken her tarafı o bulaştı. Allah bilir ne pislikler vardı içinde. Silince geçiyor mu? Hiç yoktan iyidir. Sana da vereyim mi? Ver bakayım. Çok güzel. Sağ ol. Kirli mi? Ne? Kapak. Yok canım. Plastik ya. Bu yüzden sandalyem de tahta. Niye? Anlatırım sonra. Şimdi derse girmem gerekiyor. Sen de fazla oturmasan iyi olur. Ayten Hanım. Neredeyse gelir. Yine mi? Sıktı. Sıktı ama bu şaka artık. Çocuklar, alın bunları buradan. Ne oldu öğretmenim? Bir şey mi var? Hadi, hadi uzatma da izola bantları çekiver şu kapıdan. Ne izola bantı hocam? Yara bantı mı yani? Canım. İşte izolobant mı, selobant mı, ne karın ağrısıysa alıver şükman kapıdan. Allah Allah. Hangi münasebetsizin şakası bu? Ayıp valla. Bayatladı artık bu numaralar. Söyle de yenisini bulsunlar. Atırın, atırın. Hadi, kalkmasanız da olur. Hocam, niye ellemiyorsunuz Selo teybi? Siz aldırmayabilirsiniz çocuklar. Gençsiniz. Kanser gerçeği sizi ilgilendirmeyebilir. Ama beni ilgilendiriyor. Ben kanser olmak istemiyorum. Ne alakası var diyebilirsiniz. Çok var. Niçin kanserden ölenler habire artıyor, he? Çünkü plastik daha bire artıyor da ondan. Dünya tıka basa plastik doldu ne yazık ki. Biraz gazete okusanız siz de öğrenirdiniz. Tamam mı? Siz de bilirdiniz. Ama gazete kim siz kim? Okuyan bilir. Plastik maddeler kanserojen. Yani kanser yapan maddelerin başında geliyor. Bu nedenle plastik olan hiçbir şey... Bu nedenle plastik olan hiçbir şey benim yaşamıma giremez. Kapıya plastik bant koyarsanız ben de içeri giremem. (Gülüyor)
Şimdi anladınız mı? Anladık hocam. Çocuklar. Bu ne? Ne ne hocam? Masanın üstü. Nereden çıktı bu örtü? Yeni gelen edebiyat öğretmenimiz kaplattı. Şu İlyas mı? Evet hocam. Söylemediniz mi? Söyledik hocam. Sizin plastik örtü istemediğinizi söyledik. Ama kızdı. O istemezse istemesin. Ben istiyorum dedi. Manyak mı bu herif ya? Ah hocam. Yok bir şeyim yok. Yok bir şeyim yok. Şöyle oturun hocam. Pek iyi gözükmüyorsun. Niye? Yüzümde bir şey mi var? Yok, yok hocam, yok bir şey. Arkadaşlar, iyi gözüküyor değil mi? Evet, gözüküyor hocam. Hocam, her şeye rağmen renginiz normal sayılır. Telaşlanmaya hiç gerek yok. Biraz beyaz gibi. Ha? Çok mu beyaz? Yok hocam, beyazdan çok sarı gibi. Ama önemli değildir herhalde. Sarı mı? Bir dakika, biraz. Ben bir bakayım. Sen bir bak. Yok yok, korktuğum gibi çıkmadı. Sarılık sandım da. Sarılık mı? Şeyiniz sarı mı? Neyim sarı mı? Şeyiniz işte. Ha, bilmem, hiç bakmadım. Bakarım. Çarpıntı var mı hocam? Yok bilmem, yok herhalde. Bakalım bir hocam, ya. Emin olalım değil mi? Tabii. Kaç? Biraz çok ama hocam. Kaç kızım söylesene. Biraz fazla ama hocam. Söylesene hadi. Şey 110. 110 kötü mü? Hocama bir şey olmasın. Bana çekil oradan sulu göz. Belki yanılmıştır hocam. Bir de ben bakayım. Ben de bakayım. Nasıl? Şey ne? Çok fazla hocam. Ha? 160 galiba. Küş. Hayır ben baktım. 200 hocam. Ah 200. Aa, iyi bayıldı. 6,5 dakika. Bu yılın en iyi derecesi. Allah aşkına ne yapıyorsunuz siz bu adama? Vallahi biz bir şey yapmıyoruz. Adam da bayılma konusunda korkunç bir istidat var. Bir gün ölümüne sebep olacaksınız. Yapmayın Allah aşkına. Haydi Allah hop hop hop. Haydi Allah hop hop hop. Haydi Allah hop hop hop. Haydi Allah hop! Hilmi abi! Ne var, ne oldu? Haydi Allah! Neyin var? Hasta mısın Hilmi abi? Hilmi abi! Söylesene! O örtüyü kaldıracaksın, tamam mı? Haydi Allah hop hop hop! Hadi başlayalım. Başlayalım mektuba. Canım, ruhum, bir tanem. Olmaz böyle başlık. Onu deli edecek bir mektup olmalı bu. Evet buldum. Ay tenim. Okula ilk geldiğimde gözüme ilk çarpan şey sütun gibi bacaklar oldu. Bu da Ayten'im sizin bacaklarınız. Hiç fena gitmiyor. Evet fena değil. Ayten Hanım bu mektubu alınca garanti öldürür İlyas. İddiaya girerim ki bıçakla öldürecek. Bence tabancayla. Bence zehirleyecek. Hınzırlar. Gene paka bastırdılar beni. Plastik örtüyü senin kaplattırdığına nasıl da inandım. Salak kafama. Çocuk şakası canım ne olacak? Ne çocuk şakası ya? Eşek şakası İlyas'cığım eşek. Çok, vallahi çok. Biz de yaptık çocuğumu. Bunlar adam olmaz. Nasıl yapabildim bunu? Hocam bu size. Mersi çocuğum. Biz de yapardık da. Sana biraz daha ya, yani, ama ne yaparsın? Bu mektup ne? Ben seni parçalarım manyak, deli, serseri, seksomanyak. Yerim ben seni, ya, yerim. Ne oluyor Allah Allah? Bırakın beni, ay, bırakın. Gel buraya. Kardeşim nedir geldim geleli ben karıdan çektiğim. Parçalarım seni. Bu mektup ne?
Ay, hayda, isteriz bizdir. Yiyecek mi, ne yiyecek karı? Gel buraya. Ya yok mu bilmesin Ahmet şu karıdan, erkeği bu karıdan kurtarsın. Harcamarım seni, paspas yaparım ben. Gel. Gelme üstüme, gelme. Gelme üstüme, Allah belanı versin, Allah da gelme. Hayda. Allah ya. Aytenim, okula geldiğimde gözüme ilk çarpan şey sun gibi bir bacak oldu. Bu da sizin bacaklarınız. Oh anam benim, o bacaklarınla beni ez, çiğne. Paspasın olayım, sen dişi bir kadınsın. Allah Allah, sendeki göğüsler Dallas'ın Pamela'sında bile yok. Emdir beni, oh oh, senin çılgın erkeğin İlyas Çiçek. Onu bana ver bakayım. Nereden çıktı bu? İlyas Hoca Ayten Hanım'a vermiş efendim. Peşinden kovalarken düşürdü. Dağılın. Vallahi ne desem ki müdür bey, herhalde ortada bir yanlışlık var. Bu kadar saçma bir mektubu senin yazdığına inanmam zor. Bilmiyorum elbette. Ama geldiğimden bu yana bana pek dostça davrandıkları söylenemez. Hem tuvalet olayının hem de bahçedeki olayın bir rastlantı olduğunu söylemek oldukça zor olsa gerek. Peki Ayten Hanım'a nasıl anlatacağız bunu? Bilmem. El yazımı gösterebiliriz. Benzemediğini görünce anlar. Haklısın, haklı olmasına da Ayten Hanım öylesine köpürüyor ki anlattıklarımızı dinler mi dinlemez mi bilmem. Hem sen gözüne görünmesen daha iyi olur. Ben yolunu yordamını bulur, izah etmeye çalışırım. Ay, Ayten, yavru, kurban. Ye beni Ayten. Ye beni Ayten. Yemek ne kelime? Seni yakalarsam çiğ çiğ derine yüzeceğim. Çiğ çiğ yüz Ayten. Sana feda olsun en nazik yerim. Sana kafanı da keserim. Bu naçiz derim. Kes kafanı dedim. Keserim. Kes Ayten'im. Kes seni kurban. Şiş kebap gibi parçala beni. Bak senin için serildim yerlere. Bir gülümse şu sefile. O zaman ellerim. Ua ua. Yattene kurban. Yok. Yattene kurban. Yatırdım yatırdım cam dibine. Yatırdım yatırdım. Mua mua. Can Hatice. Yatırdım yatırdım. Oturun. Ne o? Bakıyorum da pek keyiflisiniz bugün. Evet. Evet arkadaşlar, nerede kalmıştık? Hatırlayan var mı? Herhalde edebi türden mektubu okuyacaktınız bugün. Evet arkadaşlar. Bugün edebi türlerden mektubu anlatabilirim size. Bir de hiç edebi olmayan, hatta edepsiz sayılacak bir mektup daha vardır. Az önce sanırım siz de duydunuz. Bir mektup çıktı ortaya. Altında imzam olan fakat kesinlikle benimle hiçbir ilgisi olmayan bir mektup çıktı ortaya. Şu bahsettiğim edepsiz türden mektuplara örnek olacak bir mektup. Yazan her kimse edebi bilgilerden kesinlikle yoksun bir kişi. Noktalama işaretlerini bile bilmiyor. Mektupta çok yanlış olan başka bir yön daha var. Edebiyatla hiç ilgisi olmayan bir nokta bu. Bir sahtekarlık diyebiliriz. Mektup bir başkası adına yazılmış. Yani mektubun altındaki imza ile mektubu yazan kişiler kesinlikle ayrı kişiler. Bu tür vakalar genellikle edebiyat tarafından değil, hukuk tarafından incelenir. Mektubu yazan kişi her kimse, eğer bulunursa, bunun hesabını mutlaka hukuk açısından verecek. Neyse, biz bu konu dışı mektupları bırakalım ve edebi mektuplara dönelim. Açın 216. sayfayı.
Ziya Gökalp'in Malta'dan kızına yazdığı mektupları okuyacağız. Demet Hanım, siz bu mektup türüyle çok ilgilisiniz. Rica etsem okur musunuz? Sevgili kızım. Mektubu senin ve arkadaşlarının yazdığını gördüm. Ne o? Küçük hanım ispiyonculuğa mı başlayacak? Hayır, olanlardan hiç hoşlanmadığımı bilmenizi istiyorum. Sana ait olmayan işlere burnunu sokma. Ne oluyor burada? Önemli değil. Böcek öğretmenin taraftarıyla ne konuşuyorum Allah aşkına? Bizim işlere karışma. Ne diyor bu salaş Allah'a sen? Çocuklar ne oluyor ya? Bırak ya. Can sıkıcı bir böcek işte. Yürü. İspiyoncu. Müzevir. Biraz da ne yapıyor bu kadar zallaşa? Erkek abinin sınav yapacağını bilmiyor musun? Ben de size aynı şeyi soracaktım. Aynurcuğum, artık kitaplarla ders çalışmanın modası çoktan geçti. Daha çağdaş metotlar var. Evet. Güzel oldum çocuklar. Çocuk geliyor! Oturun. Kitaplar ve defterler kalksın. Hayır, gözlere değil, yere koyun. Yazılı yapacağım. Şimdi yazın. Soru bir. Benim dersimde kopya çekemez. Çekemeyecek de. Kimse kıpırdamasın. Kalemler aşağı, eller yukarı. Verin kağıtları. Bakmayın birbirinize. Derler.
Şuna bak, bayramlıkları giymiş. Nereye gidiyor acaba? Aman hiç sormayın. Karşı tarafa gidip kitap okuyor. Allah'ın kurası eğlenmeyi ne bilir. Güle güle İlyas öğretmen. Demek o babanın arabası güle değil güle. Mi? Hadi gene iyisiniz. Özel servisimiz sizi evinize kadar bırakacak. Takma kafayı, bütün istediklerini alırız. Oldu. Hey! Al şunu alışveriş için. Bıraktın gidiyorsun sonra hepsini... Saçmalama be. Biz de güne duruyoruz. Çal. Merhaba babişko. Hadi çocuklar. Bay bay. İlahi Hami Bey. Günaydın. Günaydın. Hafta sonu nasıl geçti bakalım? Oho, hafta sonunu bitirdik biz. Eskilerden bahsediyoruz. Yine mi? Hami Bey, siz anlatmanıza bakın. Bir tarihte, yani erkek lisesindeyken... Bir Nisan şakası yapmaya kalkıştılar. Sınıfın kapısını kilitleyip anahtarı yok etmişler. Sıradan birer Osmanlı tokadı atıp dersi koridorda yaptım ya. Ne de olsa erkeksiniz. Ne yani? Kadınlar tokat atamaz mı? Estağfurullah Ayten Hanım. Sizin tokatlarınız bu yıl maşallah bayağı meşhur oldu yani. Merhaba. İlyas geldi. Gelsene buraya. Tokat konusunu konuşuyorduk da. Ne tokatı? Hami Bey, erkek lisesinde çocukları tokatla yola getirirmiş de. Vallahi benim hiç aklıma yatmıyor bu tokat olayı. Kaba kuvvet kullanmayı hiçbir öğretmene yakıştıramıyorum. Tabii canım. Çocuk okula geldiğinden beri kaba kuvvetle karşılaştı ne de olsa. Hocam, Ayten hocam maç başlamak üzere, gelmiyor musun? Tamam, geliyorum. Bizim sınıfın voleybol maçı var. Hakemlik yapacağım. Gelip seyretseniz de. Olur. Sıkı maç olacak mı bari ha Ayten Hanım? Sorun da baklava falan varmış. Geldik öyleyse. Hadi Hami Bey. Bakma Ayten'le takıştığına. Aslında iyi bir öğretmen. Aramızın düzelmesi için gayret etmek istiyorum ama... ...yanlış anlar diye korkumdan bir şey yapamıyorum hocam. Bazı şeyleri zamana bırakmak lazım. Evet hocam. Kaldır kıçını. İyice koflaşmışsınız. Servisler özellikle berbat. Ne öyle? Servis. Kızım bari maç sırasında çalışmanı ara ver, değil mi? İmtihanda ikinci de olsan yeter. Alnınız, he? Ne oldu? Ha, top. Kirlenmiş mi? Hı-hı. Kolonya, limon. Ha, mikrop tapar mı? Ha, bu çok. Beni affet sevgilim. Sen bir çiçek, ben bir böcek. Benim aşkım bir gerçek. İlyas Çiçek. Şimdi senin ocağın sönecek. Manyak herif. Seksomanyak. Bu ne? Yalarım seni ben. Cenazene gelsin. Hayır, hayır, hiçbir şeye inanmıyorum. Bir değil, iki değil, manyak bu adam müdür bey. Okuldan atılmalı, insanlar zararlı. Ama Ayten Hanım... Bak hala konuşuyor, ben sana gösteririm, gebertirim seni ben. Tamam Ayten Hanım, ben halledeceğim. Siz istirahat edin lütfen, buyurun. Evet İlyas Efendi, bu kez nasıl kurtulacaksın Ayten Hanım'ın elinden? Hiçbir alakam yok çiçekle müdür bey. Ama yazı senin yazınmış. Çok iyi taklit edilmiş bu sefer ama benim değil. Gel. Ne? Girebilir miyim efendim?
Efendim, İlyas Efendi'nin suç ortağı. Ağlama kızım, ağlama. Gel bakayım şöyle. Korkmadan söyle bakayım şimdi, Ayten Hanım'a çiçeği sen mi verdin? Peki sana çiçeği kim verdi? İlyas Hoca mı? Söyle evladım, korkma, söyle. Söyle. Hemen döverler. Kimse dövemez seni, ben varım, söyle. Söyle. Son sınıftaki ablalar verdi. Ablalar mı? Edebiyat mı, fen mi? Edebiyat. Peki evladım. Şimdi çık dışarı bakayım. Evet İlyas, bu defa da kurtuldum. Ayten Hanım'a Hilmi Bey'le gidip olanları anlatırız. Ama sen gene de gözüne gözükme. Ben sana dememiş miydim İlyas? Sen istesen de istemesen de öğrenci düşmanındır. Niye? İhtar almak, hiçbirimizi yıldırmamalı arkadaşlar. Kara listeye Mahmut ve Hilmi'yi de almalıyız. Hilmi'ye bir plastik numarası daha çekelim, görsün enayi. Tam tersine. Bir süre en uslu çocuklar olacağız. Herkese en şirin yüzümüzü göstereceğiz. Niye ki? Herkesin gözü bizim sınıfın üstünde. Hele işin başında bizim olduğumuz kesinlikle anlaşılmamalı. Düşmana karşı yeraltı harekatı uygulayacağız. Nasıl bir şey düşünüyorsun? Mesela, bu salak herif dersin ortasında çırılçıplak soyunursa ne olur? Rezil olur. Kapının önüne konur. Tamam o zaman. Kafaları çalıştırın bakalım. Bunu nasıl yaparız? Önce sınıftaki bu kederli havayı dağıtalım. Kızlar, bir defileye ne dersiniz? Sayın izleyiciler, acayip bir model. Özellikle plajlarda tercih edeceğimiz havlu hülya. Evet, hak Bursa malıdır, Bursa malı. Vay anam vay, bu ne biçim tramvay. Evet, alkışlıyoruz. Şimdi karşımızda Mantofon ailesinden Leylek Kocabaş. Evet. Bu kurlarımızda Kocabaş. Kitaplarıyla ilekleyen bol sütlü ailemiz. Alkışlıyoruz. Ve ineğin feryat olmuş hali. Evet, çok teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Evet. Sayın konuklar, şimdi karşımızda deniz kurdu. Şahin Tepesi'nin şahini Kasımpaşa'dan büyük zorluklarla getirdiğiniz Amanico Şahin Necla. Evet, Şahin Necla. Aman Necla. Şu gözünü çıkar geri zekalı. Görüyorum. Evet, alkışlıyoruz. Şimdi karşınızda zincirlik arkadaşımız Fark Sevgi. Alkışlıyoruz. Kendisi zincirlik, delidir biraz. Şaka dedim. Evet, alkışlıyoruz. Evet, tamam. Şimdi de arabesk dünyamızın sesiyle değil, vücuduyla ünlenmiş şuh cariyemiz karşınızda hala. Çıkarsanıza kitaplarınızı. Öğretmenim. Evet Demet. Sınıfça aldığımız bir kararla
Bu yıl öğretmenlerimize yıl sonu hediyeleri aldık. İzin verirseniz sizinkini sunmak istiyoruz. Daha yıl sonuna çok var ama. Biz şimdiden vermek istedik. Otur otur. Hem öğretmenin hediye alması yakışık almaz. Ah niye hocam? Biz karşılığında bir şey mi bekliyoruz? Hem çok önemli şeyler değil ki bunlar hocam. Müsaadenizle şu paketi sınıf adına size vermek istiyorum. Vallahi arkadaşlar ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne olur yani hocam, çok şey oldu. Arkadaşlar saçmalamayın ya, olur mu? Arkadaşlar onlar yapmayın Allah aşkına. Allah aşkına hiç şey yapmayın ya. Ne demek zorla soydular? Hiç böyle şey olur mu? Koca kızlar gelip gömleğini mi çıkardılar senin? Vallahi öyle müdür bey. Hediye verdiler. Tişört çıktı bir tane. Giy giy diye bağırdılar. Nasıl inanayım bu hikayene? Kızlar da benim vücudum güzeldir. Durun göstereyim deyip soyunduğunu söylüyorlar senin. Olur mu hiç öyle Mahmut bey? Bütün sınıf böyle mi söylüyor? Tek tek sormadım ama hepsi birden bunu böyle anlattılar. Demek hepsi ha? Evet. Hocam, bir şey söylemek istiyorum. Sonra gel kızım. Görmüyor musun? Konuşuyoruz. Ama bu olayla ilgili hocam. Peki Sema kızım. Anlattıkların için çok teşekkür ederiz. Ne olur kimse bilmesin benim söylediğimi. Elbette. Hiç tasalanma. Sağ ol Sema. Bir şey değil hocam. Özür dilerim senden İlyas. Gene Tonga'ya düşürdüler beni. Aslında daha önce anlamam gerekirdi. Şimdi derse girebilir miyim hocam? Zil çaldı artık. Öteki ders girer. Eminsin değil mi? Evet, gül görmüş. Mahmut Bey'in odasından çıkıyormuş. Az sonra da içeriden İlyas da çıkmış. Vay ispiyoncu karı. Bir daha ağzını açarsa gözlerini oynar karının. Bu sana bir ihtar. Casusluğa devam edersen fotoğrafını değil seni keserim. Size nispet yapar gibi dışarı çıkıyor. Her hafta parka gidiyormuş. Cezalıyız diye onun da çıkmaması gerekir. Ama gene bir hafta sonu çıkmama cezasıyla ucuz kurtuldu. Tabii senin için bir şey değişmiyor. Nasıl olsa çıkmıyordun. Eyvah! Ne oldu? Peki bu hafta benim siparişler ne olacak? Ağlama yavrum, ağla. Dur bakayım. Bulan insaniyet namına baksın, aç komasın. Ne yapacağım şimdi? Karım yok ki Mahmut Hoca'ya evladım diyeyim. Tamam anladım. İnsaniyet namına. Ama ben hayvan mıyım kardeşim? Güzel oğlum. Sokma başımı belaya. Ne o İlyas Hoca? Kundak taşır gibi bir halin var. Lahmacun aldım da soğumasın. Maşallah, hepsini sen mi yiyeceksin? Yok, sipariş. Sipariş yok. İyi, gözümüz yok. Tamam, sağ ol. Aman lahmacunum. Sus güzel oğlan. Az kaldı. Sus.
Aman hay gözünü, gözünü seveyim sus. Sus Allah aşkına ağlama. Kurbanım eyvah. Ağlama kurban olayım ne olur sus. Ne olur sus az kaldı. Al, sus. Sus. Sus yavrum, sus güzel oğlum, sus. Ben şimdi seni nereye saklayayım? Şimdilik şurada idare et. Tamam. Sus, senin karnın acıktı. Tamam, dur. Şimdi ben sana süt bulur gelirim. Nerede kardeşim? Ne aramıştın hoca efendi? Ya, hiç sorma be Zehra abla. Birdenbire karnıma bir sancı girdi. Hı. Onu aradıydım. Süt var mı? Olacak biraz. Bu kadar yeter mi? Aa, bu bütün sülaleme yeter. Allah razı olsun eyvallah. Nasıl da emersin değil mi? Düştü seni. Kıtlıktan mı çıktın lan? He? Kıtlıktan mı çıktın? Hadi acıktan. Acıktan kurban olayım. Ben sana türkü söyleyeyim. Duydum 9 aylık yoldan. Duydum 9 aylık yoldan. Gelen yavrum nenni, ben gurbette sensiz ada, kalan yavrum nenni, ben gurbette sensiz ada, kalan yavrum nenni, nenni talihsizim, nenni talihsizim. Ağlama oğlum, ağlama, geldim. Bak şimdi, ben sana buradan türkü söyleyeceğim, senden susacaksın, oldu mu? Söz mü? Bak, yaramazlık yapma, tamam mı? Senin adın ne? Ali mi? Ay güzel adlı. Şimdi bak, ne güzel, bundan sonra senin adın Alican olsun. Ali bak, al, sus, Allah aşkına. Tamam hadi, söz verdin bana ağlamaydı. Ben şimdi derse gideceğim, tamam mı? Sen sus sakın, gelir seni buradan götürürler, oldu mu? Hadi, kapını kapatıyorum. Ders yılı bitiyor çocuklar. Biz hala şu böceği okuldan kovduramadık. O bizi kovduracak bu gidişle. Adam ağaç altlarında gizli gizli kaset dolduruyormuş. Ya yanık yanık gazel çekiyor. Nenni nenni. Hala köşemizde uslu oturacak mıyız biz? Saçmalamayın be. İlyas'ın defterini dürmeyi en çok ben istiyorum. En azından Şahin adına intikam almalıyım. O zaman? Bu cuma doğum günüm, dolayısıyla bir parti vereceğiz spor salonunda. Ve bu partide İlyas Böcek rezil rüsva olacak. Gelmez ki. Biz çağırırsak gelmez herhalde. Peki. Kim çağıracak öyleyse? Sema, baş ispiyoncu. Sema. Ne konuşacaksın? İlyas öğretmene karşı bir süredir yaptığımız şeyler hiç de hoş değildi. İyice saçmaladık diye düşünüyorum. Ayrıca sana karşı da çok acımasızca, hatta terbiyesizce davrandık. Bunu fark ettiğinize sevindim. Fark etmeden öte kendimizi affettirmek istiyoruz. İlyas hocanın artık bize güveni kalmadı. Bu yüzden onu senin davet etmeni istiyorum. Bir tek sana güveniyor.
Bizim saçmalıklarımıza katılmayan bir sen vardın. O da bunu biliyor. Kız, elbiselerimden birini sana vereceğim. Giyersin o gün. Ne olur kırma beni. Yardımcı ol Sema. Peki, konuşacağım. Sağ ol. Hocam. Hocam. Merhaba Sema. Ne haber? Öğretmenim, bugün son dersten sonra bir doğum günü partisi var. Nerede? Spor salonunda. Kimin? Demet'in. İyi ya, eğlenirsiniz işte. Sizin de gelmenizi istiyoruz. Kim istiyor? Bütün sınıf hocam. Sen buna inanıyor musun Sema? Arkadaşlar yaptıklarından pişman hocam. Ben de kefilim. Ne olur beni kırmayın. Ben size yalan söyler miyim hiç? Ne olur. Peki. Senin hatırın için. Sağ olun hocam. Sen sağ olsun. Gördün mü Halicik? İddiayı kaybettin. Bak Ali Bey oğlum. Ben sana insandan umut kesilmez dediydim de inanmadıydın. Sonunda kendileri de yaptıklarını anlarlar, utanırlar dediydim. Yine mi acıktın lan? Loğlup senin yüzünden millet bana bisküvici öğretmen diyecek. Ayıp ediyorsun. Bak şimdi ben senin mamanı hazırlıyorum. Sakın yaramazlık etme, bir yere ayrılma ha. Hadi çabuk 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 olun canım. Telaşa vermeyin insanı. Biraz bekleyiversinler. Ne vale hazır mı? Zula'da, dolapta. Dolapta mı? Hocam benimle dans eder misiniz? Vallahi ben pek dans etmesini bilmem. Bir genç kızı reddetmek kadar tehlikeli bir şey yoktur. Hatırlatırım. Ya ne olur kusura bakma. Bizim oralarda bir tek halay çekilir. Ben yalnız onu bir bilirim. O zaman hep birlikte halay çekeriz biz de. Hah, bak bu olur işte. Koyun hadi. Koyun kasap babası. İşte özel limonatalar hazır. Dök bakalım şu ateş suyunu. Emredersin Ulu Kartal. Soluk beniz ateş suyundan içecek. Doğru cennete gidecek. Soluk beniz ölüm. Ne oluyor kızlar? Ne hap karıştırıyorsunuz? Sağ olun. Bu ne? Limonata vardı. Ama bu torpilli hocam. Olur mu ya bu kadar kalabalıkta? Ama hocam siz hocasınız hocam. Peki. Acı bu ya. Şeker yok mu? Limondan biraz acımış ondandır hocam. Ben size şeker getireyim isterseniz. Peki. Vallahi siz burada bir şeyler yapıyorsunuz. Hadi Zehra teyzeciğim sen çok yoruldun. Hadi biz yaparız geri kalan işi. İyi geceler. Şişt, bana bak bu sefer şekerini daha çok koyalım tamam mı? Böcek acı buldu vodkayı. Uyanmadı mı enayi? Yok ya. Şekerin çok olması iyi. Acayip kafa yapar. Oldu. Yedi bakayım. Hocam. Limonatanız özel. Gülemez zırbilli. İyi. Hocam iyi misiniz? Çiçek.
İlyas Sek. Havar havar can Hatice. Allah ulan Allah. Ne yaptınız ona? Ne olmuş? Adamcağız biraz hayatını yaşasın istedik. Tahmin etmeliydin. Salak. Nasıl da gitti? Yok, pişmanmışlar. Buzları kırmak istiyorlarmış. İkinizin de soyunda biraz kalın kafalılık var gerçekten. Domuz ne olacak? Alın şunu götürün kaçayın içeri. Oyunu bozmasın hocam, çocuklar. Hocam. Hadi. Hocam. Hadi kızlar. Demek Sema bir terslik yaptı. Bizim sınıfa tıkayacaklar oya. Üstünden de kapıyı güzelce kilitleyecekler. Artık sırası gelmedi mi numaramızı? Mahmut Bey'e telefon ettim. 5-10 dakika sonra burada. Güzel, iyi. Bunu da ittin bakalım. Hadi yürü sen de gel. Geliyorum. Açın! Açın! Ne var? Hocam. Ne oldu sana kızım? İlyas hocayı sarhoş ettiler. Benim yüzümden. Dur kızım. Tek tek söyle bakayım. Hepsi benim hatam hocam. Sözlerine kanıp İlyas hocayı doğum gününe çağırdım. Peki ya içki meselesi? Hepsi onların işi. Limonatanın içine gizlice vodka karıştırıyorlarmış. Sonradan anladım. Ama iş işten geçmişti. Demek öyle. Gel benimle. Yeter artık! Yeter! Aslında ben de sizin kadar suçluyum. Size inandığım için, sözlerinizi dinlediğim için suçluyum. Nasıl yaptınız bunu? Bir öğretmeninize nasıl yaptınız bunu? Hiç mi insafınız yok sizin? Beni ve sizleri affedecek mi acaba bu kadar gaddarlıktan sonra? Hepiniz yıl sonuna kadar izinsizsiniz. Ayrıca disiplin kuruluna verileceksiniz. Yarın hesap vermeye hazır olun. Hocanızı kaldırın şimdi ve yatağına götür. Biz Nurgül'le böceğin odasına gidiyoruz. Sema'nın hakkından gelin bu arada, tamam mı? Yatırın! Yatırın! Bana bak! Demek sen bizi Mahmut'a gene istiyorladın ha? Gül! İlyas'ın türkü kasetini bulup onu rezil edelim. Ara sağ sol hadi. Gül gel buraya gel. O da ne? Fiçi de varmış. Ben de seni bu okuldan attırmazsam bana da demet demesinler. Bırakın! 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 Bu da nereden çıktı? Bu çocuk sesini dinlediğiniz böceğin. Meğer ne yere bakan yürek yakanmış o. Kalk git hadi. Hadi kızım hadi. Af çıktı. Elimde İlyas'ın ölüm fermanı var. Dayan yavrum nenni nenni. Thank you.
demek hiçbir şey hatırlamıyorsun. Vallahi hatırlamıyorum. Nasıl oldu anlayamadım. Klasik numara. Limonataya içki karıştırmışlar. Ben de biraz fazla safım galiba. Niye? İçki içmemek suç mu? Merak etme, hiçbirisi cezasız kalmadı. Ceza neyi halleder ki Mahmut Bey? Hiç gerek yoktu bence. Yok. Artık iyice kulaklarının çekilmesi şart oldu. Dikkat dikkat. Şu anda İlyas Çiçek'ten Ninni Makam'ın türküler dinliyorsunuz. Evet, yanlış duymadınız. Niye mi Ninni söylüyor? Çünkü gayrimeşru çocuğunun sesini duymayalım diye söylüyor. Biz de çocuk severiz. Ama burada büyütüyor. Bu yüzden de bize inanmıyorsanız gidin odasına bakın. Çocuk orada. Kim bilir nasıl bir kadından peydahladığı bir çocuğu var hocamızın. Bir süredir odasında sakladığı veledeni bucak bucak kaçırıyor bizden. Suçlu olduğu için. Yasak bir aşkın günahının meyvesi olduğu için. Ama burada büyütüyor. Bu kutsal mekanda. Böyle bir insanın ve kanun dışı ilişkilerin ortaya çıkardığı çocuğunun ne işi var aramızda? Söyleyin Mahmut Bey. Yattığınız bu gaflet uykusundan ne zaman uyanacaksınız? Oğuldun. Oğuldum. En sonunda istediğiniz oldu. Galipsiniz. Düşmanınızı yendiniz. Biliyor musunuz? Bu çocuk benim değil. Ama Mahmut Hoca'ya söylemedim bile. Artık mücadele edemeyeceğim. Çünkü gitmek istiyorum. Sizlerden uzaklaşmak istiyorum. Ben sizi sevmiştim. Siz beni sevmeseniz bile. Sizler benim öğrencilerimsiniz. Dostlarım, arkadaşlarım. Anlaşacağız diyordum. Beni anlarlar bir gün diyordum. Ama yanılmış. Hep düşmanınız olarak kalmış. Niye? Sizi kıracak ne yaptım ben? Hoca bile olmaya çalışmadım. Arkadaş olmak istedim. Dost olmak. Kendim için konuşmayacağım. Şuna inanmanızı istiyorum. Kendimi savunmayacağım. Evet. Kendimi savunmayacağım. Ama çocuk için konuşmak istiyorum. Bu yavru da benim gibi anasız babasız. Onu bir ağaç dibinde buldum. Terk etmişlerdi. Aldım karnını doyurdum. Nasıl bırakırdım ki? Yalnız kalmasın istedim. Bir seveni olsun bari dedim. Şimdi bunu anlamanız zor sizin. Hatta imkansız. İnsanları sevmediğiniz belli. Sevmeyi değil, nefret etmeyi seçiyorsunuz. Ben ise yine hayal kırıklığına uğradım. Yine sevgi yerine düşmanlık çıktı karşıma. Ama her şeye rağmen sizden nefret etmiyorum. Çünkü insanlardan umudumu kesmiyorum. Kesemiyorum. Nasıl kesebilirim ki? Yoksa insan nasıl yaşar? Sevmeden, arkadaş olmadan yaşanabilir mi? Biliyorum. Bugün değil. Ama eminim bir gün anlayacaksınız. Mutlaka. Hadi. Hoşça kalın.
Oturun. Mahmut Bey seni çağırıyor kızım. Ne oldu acaba? Gideyim bakalım. Evet. Aa. Baba. Kızım. Bir şey mi var? Bak Demet, babam buralara kadar kalkmış gelmiş seninle konuşmak için. Önemli bir şey yok aslında. Ne oluyor? Söylesene baba. Mali bir sorun. İflas ettim kızı. Olamaz. Okul taksitlerin ödendiği için okulla bir sorunumuz olmayacak. Olanları benim ağzımdan duymanı istedim. Bir süre zorluk çekeceğiz biraz. Ama bunu da atlatırız, merak etme. Demet, iyi misin? İyiyim. Biraz dışarı İyiyim. Çıkarayım onu, tabii. Teşekkür ederim. İyiyim. Evet. Biletimi aldım Mahmut Bey. Yarın sabah ayrılmak istiyorum okuldan. Bu gece kalmamda bir mahsur var mı? Bir gece mi? Evet. Peki. Ama yarın sabah seni görmek istemiyorum ona göre. Teşekkür ederim. Artık bir şeyimiz kalmadı ha? Biz varız ya canım. Yazlık ev ne oldu? Onu satalı 6 ay olmuştu. Söylememiştim belki durumumuz düzelir diye. Ya otomobil? Onu da hacizle aldılar. Hiçbir şeyimiz kalmadı ha? Yaşıyoruz ya, yetmez mi? Hala inmedi bu kız yemeğe. Çok sarsıldı, ne yapıyorsun? İyi de yenmeden yaşanır mı? En iyisi gidip getireyim. İyi olur. Demek. Biliyorum çok üzgünsün. Ama dünya yıkılmadı ya. Malından ol, canından olma derler. Ben de saçmalıyorum değil mi? Başına gelmeyince böyle kolay konuşur insan. Ama senin için daha zor herhalde. Ben mesela her zaman para sıkıntısı çektim. Adım otlakçıya çıktı zaman zaman. Ne yapayım? Ama sen öyle mi? Hep dolup taşardı cüzdanım. Bir dediğin iki edilmezdi. Hiç sıkıntı nedir bilmedim. Herhalde en çok senin için zor olacak değil mi? Hadi ama uzatma, kalk bakalım. Biraz neşelen. Tanrım! Ne yaptın sen? Ama dediğini yerim kurban. Hocam gelin, Demet intihar etti. Ne? Zehra Hanım! Şu çocuğu yerine yatırın. Yatakhanede mi? Hepinize geçmiş olsun. Biriniz sabaha kadar başında beklesin. Sağ olun doktor bey. Hadi siz gidin. Ama hocam. Hadi gidin dedim. Ben bekleyeceğim. Daha duruyorsunuz. Ha, Ali'ye iyi bakın ha. Olur hocam. Babacığım. Geçti Demet, geçti. Bir şey yok. İyiyiz hocam. Siz misiniz? Evet Demet. Hadi uyumaya çalış. Ne oldu bana? Ne olacak? Bir cahillik etmişsin. Yok şimdi maşallah demir gibisin. Haydi bakalım Alican kardeş. Yolcu yolunda gerek. Sabahleyin Mahmut Bey sizi burada görmeyeyim demişti. Hemen ortadan kaybolalım. Hadi.
İlyas? Ya kusura bakma müdür bey. Biraz geç kaldık. Hemen gidiyoruz. Saçmalama. Gitmeni isteyen mi var senin? Bilmem. Kovulduk ya. Unuttunuz mu? Artık ayıp olacak ama yine de rica edeceğim. Son bir defa affediver beni. Estağfurullah Mahmut bey. Ne demek? Olanları duydum. Demet'i, kızlar da çocuk hakkında bildiklerini anlattılar. Niçin söylemedin? Söylesem ne olacaktı ki müdür bey? Az önce karakoldan telefon ettiler. Çocuğun anası bulunmuş. Birazdan buraya geliyorlarmış. Vay Alican. Tam da birbirimize alışmıştık. Değil mi? Ne olur gitme İlyas. Mesele o değil Mahmut bey. Valla ne desem bilmem ki, soğudum bu işten. Sevgisiz olmuyor bu iş. Kendini kandırmakla olmuyor. Karşılıklı anlaşmak gerekiyor. Sevgi gerekiyor. Sevgi yok mu? Var mı? Sor bakalım. Beni uğurlamaya mı geldiniz? Hocam, sınıf adına sizden özür dilemek istiyorum. Bütün yaptıklarımıza pişmanız, hem de çok. Ne olur bizi bırakmayın. Kalmanızı istiyoruz hocam. Evet, hepimiz istiyoruz hocam. Hepimiz istiyoruz. Bizi bırakıp gitmeyin. Sizi seviyoruz hocam. Şimdi bu kadar kızın kalbini kırmak ayıp olur değil mi hocam? Sanırım. Peki biz de ayıp etmeyelim bari. İşte orada. Öğretmen bey kardeşim, çocuğun anası bulundu da. Yahu bu kadar güzel çocuğu sen nasıl kayıp da sokağa bıraktın ha? Adı ne? Ali. Yok ya. Nasıl da bilmişim. Allah Allah. Bak dikkat et ha. 2 kilo aldı. Zayıflamasın. Hadi ne duruyorsun? Çocuklarını al doğru sınıfa. Hadi çocuklar sınıfa.